Hayat zor olabilir. Bu yüzden onu kolaylaştıracak tüyoları almak harikadır. Dilimlenmiş elmayı yemek bütün elma yemekten daha kolay. Orada ne oluyor? O gerçek bir kılıç mı? Bu gördüğüm en saçma şey... Ne? Elmam ikiye bölünmüş. Hey Jennifer, burada bir masa tuttum. Çak bakalım. Her zamanki hamburgerinden ısmarladım. Ay Jennifer, sakın bakma. Çok tatlı bir çocuk buraya doğru geliyor. Ha, tatlı mı? Nerede? Eyvah, bu tatlıdan da fazla yakıyor. Ay, tam da buraya oturuyor. Aman tanrım, belki bana kısmettir. Nasıl görünüyorum? Tıkınmayı bırakırsan iyi olacaksın. Bak, kitap okuyor. Akıllı biri olmalı. Ay, şimdi bayılacağım. Yüzümde yemek kalmadı değil mi? Kalmadı. İyi görünüyorsun. Ma, ilginç. Selam. Aa, selam. Pekala, hamle yapma zamanı. Tekrar selam. Burası ısındı mı ne? Birkaç düğme daha aç lütfen. Aa, olamaz. Her şey tam yolunda giderken hepsini bir patates kızartması ve ketçapla mahvettim. Ağlama, bunu düzeltebilirsin. Ah, makyaj çıkartıcı. Haklısın, bunun yardımı olur. Şu pamuğa biraz dökeyim ve ağlamaktan mahvolan gözlerimi sileyim. Hayır, gözlerini kastetmedim. Makyaj çıkarıcı ketçap sorununu çözebilir. Ver de göstereyim. Şu şişeyi kullanacağız. Önce kapağı açalım. Şimdi şişeyi ağzı lekenin altına gelecek şekilde tişörtün altına sokalım. Kapağı kapatıp biraz sallıyorum. Fazla sürmez. Ve işte bu kadar, leke gitti. Bak, dediğim gibi makyaj çıkarıcıyla bunu düzelttim. Şimdi flörte geri döneyim. Peçeteyi kullanayım. Pekala, masadan kalkıyor. İşte sana bir fırsat. Selam. Benimle ilgilenmedi bile. Olamaz. O masadaki kızın yanına gitti. Başından beri onunla flört ediyormuş. Hiç komik değil. Bir bağ kurduğumuzu sanmıştım. Bu şarkıya bayılıyorum. Ah, Jennifer ve kötü müzik zevki. Bu mısradaki tempoyu duymalısın. Bu sakız da harika. Balon da yapayım. Ah, olamaz. Ne oldu? Sakız Eva'nın saçında. Ay, ne yapacağım şimdi? Pekala, belki de dikkatlice alabilirim. Farkına bile varmaz. Bakıyor, sakin davran. Olamaz, başını kaşıyor. Sakıza değebilir. Neyse, eline geçmedi. Oh, ucuzu atlattım. Pekala, sakızı tekrar saçından almayı deneyeceğim. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu olmalı. Bir dakika, bu içecek sorunun çözümü olabilir. İçeceğimi soğuk tutması için içine buz küpleri koyuyorum. Selam buz küpü, arkadaşımın saçını kurtaracaksın. Buzu dikkatlice sakızın üstüne koyuyorum. Güzel. Sakız artık yapışmadan çıkacak kadar soğudu. Ah, neyse, saçından çıkardım ve ruhu bile duymadı. Sakızımı da geri aldım. Ya da yok, şurada kalsın şimdilik. Eva'nın ruhu bile duymadı ama ben sakız çıkarma konusunda bir ninja gibiyim. Ah, içim kurudu. Neyse ki içecek bir şey var. Öf, birkaç damla kalmış. Hala bir şeyler içmem lazım. Acaba buzdolabında bir şeyler var mıdır? Evet, büyük bir kola var. Kapağı açıp o tatlı tıslama sesini duyayım. Olamaz, patlıyor. Kolayı durduramıyorum. Her yeri fışkırdı. Oh, daha önce hiç kolayla duş almamıştım. Köpük köpük oldu. Sırılsıklam ve yapış yapış oldum. Bunu bana niye yaptın kola? Sadece bir şeyler içmek istemiştim. Jennifer, ne oldu? Kola patlayıp her yere fışkırdı. Şimdi de gazı kaçtı ve berbat oldu. Yüzünün halini görmeliydin. Merak etme, yardım edeceğim. En azından gazı konusunda bir şeyler yapabilirim. Şişeyi sıkıştırıp içindeki bütün havayı çıkar. Bundan sonra kapağını tekrar kapa. Sonraki adım bunu buzdolabına geri koymak. İşte böyle, güvenli şekilde. Şimdi biraz beklememiz gerek. 1, 2, 3, 4, 5 ve tamam. Kolayı tekrar dışarı çıkarabiliriz. Kapağı açınca yine köpürür.
Vay canına. İşe yaradığına inanamıyorum. Nasıl da köpürüyor. Susuzluğumu bastırmanın zamanı geldi. Tadı çok güzel ve gazı da yerinde. Yakala. Şaka şaka. Makyajıma son birkaç dokunuş yapayım. Bu kadar güzel bir görünüm uygun aksesuarları da gerektirir. Evet, bunu takmanın tam zamanı. Mandalı ve kutuyu açayım. Selam güzelim, ışılda bakalım. Ha? Jennifer'ın elinde ne var öyle? Yakından bakayım. Oo, vay canına, müthiş bir bilezik. Deneyebilir miyim? Aa, hayır. Öf, bu ne ya? Yeşil rengi ne kadar sevdiğimi biliyor. Aa, halk arıyor, yaşasın. Eva, bu aramaya cevap vereceğim. Bileziğim yasak bölge, bilesin. Ciddiyim, sana bilezik yok. Aa, bak odadan çıkıyor. Gitti. Bileziği denemek için fırsat. Aman geri dönmesin de, yok tamam. Oo, merhaba güzel takı. Yakından daha da güzel görünüyor. Bayıldım. Bana da çok yakışacak. Tam oldu ve haklıydım. Bana çok yakıştı. Evet, bu yeni bir bilezik. Fark ettiğine sevindim. Olamaz geliyor. Acele etmeliyim. Ne? Yok, bu olmuş olamaz. Sıkıştı. Bu da ne? Bilezik küçülüyor mu ne? Daha fazla basınç uygulamalıyım. Ayakta durmam daha iyi olur. Belki nefesle ısıtsam. Niye çıkmıyor? Hadi kolum daha çıksana aptal bilezik. Olamaz, geri döndü. Oralı değilmiş gibi davranayım. Bir mesaj yazacağım hemen. Eva tuhaf mı davranıyor? Peki sadece bana öyle gelmiştir. Bir dakika, kutu boş. Kutu boş. Eva, bileziğime dokunmamanı söylemiştim. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Bana numara yapma, ver bileziğimi. Al, bileğimde ve çıkaramıyorum. Öf, ben çıkarabilirim. Bence testere işe yarar, ne dersin? Ne? Hayır, hayır Jennifer, testere olmaz. Şaka yapıyorum, çok safsın. Testereyi kullanmayacağım. Sabun kullanılan bir taktik biliyorum. Kolunu uzat. Oh, neyse, testere konusunda ciddi olduğunu sanmıştım. Bir plastik poşet ve sabun lazım. Neyse ki yanımda sabun vardı. Poşete biraz sabun sıkıyorum. Ve dikkatlice yayıyorum. Poşet hazır. Sıradaki adım için kolun lazım. Elini poşete sok ve poşeti bileziğin altından geçir. İşte bu şekilde. Sabun ve poşet bileziğin kolayca çıkmasını sağlayacak. Bak, aynen dediğim gibi. Seni uyarmıştım. Bu bilezik tek kişinin bileğine uyar. O kişi de benim. Ne? Şimdi ben de çıkaramıyorum. Anlaşılan bilezik sana da uymuyormuş. Şaka yaptım. Sadece benim bileğime uyuyor. Jennifer da kendini komik sanıyor. Ne haber ortak? Haydi balon eğlencesi yapalım. Oo, harikaymış. İşte bu. Tam da bunu arıyordum. Balonun havasını aldım. En hızlı benim. Görüşürüz. Mutlu yıllar. Nereye frenine dikkat etsene. Sana bir şey aldım. Aa, peki. Yok artık. Vay, şu balonlara bak. Ne? Hayır, arabaydı diyen. Niye uğraşıyorum ki? Bak, vın vın. Ben balonları tercih ederim. Tüh, ama arabayı alabilirsin. Doğum günüm berbat geçiyor. Aptal oyuncak arabanı istemiyorum. Durum felaketi. Bir şey yapmam lazım. Çekil şuradan, meşgulüm. Oo, bir fikrim var. Dur, şunu alayım. Hey! Sirkeyi gazoz şişesine dökelim. Bu kadar yeter. Şimdi de huni ile karbonatı balona dolduralım. Buna artık ihtiyacım yok. Şimdi de balonu şişenin üstüne oturtalım.
Bu sayede karbonat sirkeyle karışacak ve balon şişecek. Oo, şu baloncuklara baksana. Bir daha üfleyerek balon şişirmem. Balonun ağzını düğümleyeyim. Jasmine buna bayılacak. Diğerlerini yanına yerleştiriyorum. Şuna bak. Aha, aferin sana. Dur bakalım, araba yerine şunu götür. Ah, tek başına alışveriş yapamıyor. Bunlar sana. Ah, bayıldım. Mükemmeller. Bir de bu bebek. Doğum günüm harika oldu. Çok teşekkürler. Ah, çok yoruldum. Güzellik uykumu almam lazım. Ah, neredeyse unutuyordum. Ah, göz maskesi lazım. Rüyaya dalma zamanı. Hayır, dur bakalım. Alarmımı kurmam gerek. Çok erken olmasın. Sabahları sevmiyorum. Ah, sonunda. Hagi Wagi'ye ihtiyacım var. Ya, yumuşacık kabarık. Ah, uyuyamıyorum. Ah, çok açım. Ah, dolabımı yağmalasam. Tam da ne istediğimi biliyorum. Kurabiye ve süt. Uyku öncesi müthiş gider. Peki, sanırım hazırım. Amanın! Ne? Ne oldu? Yatağımı mı kırdım şimdi? Bunda uyuyamam ki. Ah, ne yapacağım şimdi? Ha? Nereden çıktı bunlar? Bir dakika. Nasıl çözeceğimi biliyorum. Tek ihtiyacım olan çarşafım. Balonları çarşafın içine koyacağım. Şunu bir hava yatağına çevireceğim. Birkaç tane daha koysam yeter. Vay canına, bebekler gibi uyuyacağım. Oh, çok yumuşak ve rahat oldu. İyi geceler. Selam Jasmine. Of, ne zormuş. Ah, hey Justin. Yine mi? Ah, tüh, ben deneyeyim mi? Bu işin bir tekniği var. Balon şişirme ustasıyımdır. Söylemiştim. Öğrendiğim iyi oldu. Bir kutu dolusu balonum var. Keşke bir şey demeseydim. Ne kadar sürdü ya? Artık bıraksam iyi olacak. Başım dönmeye başladı. Ama bu Jasmine için yani değer. Ah, kahramanım benim. Ah, hayır, sıkmak istememiştim. Tüh. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ha, korkma, yardım edeceğim. Seni mi patlatsam? Böyle daha iyi oldu. Ah, ucuz atlattık. Bak. Ne kadar çok var. Şimdi ne yapmak istersin? Buldum. Hadi buraya tavana yapıştıralım. Evet. Oo, harika oluyor. Ama çok dayanmıyorlar. Ya peki, o zaman başka bir şey bulalım. Bir dakika. Çift taraflı bant kullanabiliriz. Bir parça koparayım. Balonum da şurada. Şöyle koyacağım. Sonra da arkasını açayım. Peki, hadi deneyelim. Bence güzel olacak. Oh, evet, duruyor. Bir de kurdele takalım. Daha iyi oldu. Güzel fikir. Diğerine geçelim. Bir şey daha kaldı. İşte şimdi hazırız. Ah, sürpriz. Oh, ne kadar tatlı. Bunu yaptığınıza inanamıyorum. Gözlerim doldu. Teşekkür ederim. Oh, iyi dinlendim. Dişlerimi fırçalayayım. Çünkü sabahleyin insanın ağzı iyi kokmaz. Ay, diş macunu kapağını düşürdüm. Öf, nereye gitti bu? Bunun için çok erken. Şimdi sadece bu aptal kapağı bulmak için yerlere sürüneceğim. Nerede bu? Nereye gitti? Arkaya uzanayım da alabiliyor muyum bakayım? Yakaladım. Hoş mu? İğrenç. Marakas mı? Biri konserve verdi orada. Koca bir çırpıcı mı? Niye orada olduğunu bilmek bile istemiyorum. Öf, bir tek kapak yok. Ama şimdi ellerim yerde sürünmekten kirlendi.
Evet, kir içinde kalmış. Yıkayım bari. İyice sabunlayayım. Bir dakika. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Diş macunu tüpü gerekli. Bir maket bıçağı. Onunla tüpü kesiyorum. Tüpün üst kısmını kesiyorum. Üst kısmı atıyorum çünkü gerekli değil. Onun yerine sabun şişesindeki pompa başlığını kullanıyorum. Tam da oldu. Artık diş macunu tüpümün pompalı bir başlığı var. Onunla bir daha kapağı kaybetmekten korkmayacağım. Tam uygun miktarda diş macunu da sıkılıyor. Vay canına, çok yararlı bir şey oldu. Ben gidiyorum, hoşça kal. İyi eğlenceler tatlım. Ben kaçar. Selam Hagi Vagi, selam. Dur, Jasmine de hazır değil. Yuhuu. Bunu yapmam şart mı? İyi şanslar dilerim. Peki, senle ben kaldık. Hadi bakalım. Ay. Hareket etme. Aynı hareketler yapma, tamam mı? Sanırım çözdüm. Oo, süper. Beğendim. Peki ya böyle? Güzel oldu. İyi tercih. Pek fena olmadı. Çok güzel oldum. Kendimle gurur duyuyorum. Oh, ayakkabıları unutmayalım. Bence bunlar yakışır. Hayır. Ama çok iyi gidiyordum. Sıkıldım. Sanırım şu balonlarla oynayacağım. Baba, bu balon bozulmuş. Ha? Dur bakalım. Bir fikrim var sanırım. Hadi şu sandaletleri yenileyelim. Balonu sandaletin kayışına bağlayacağım. Sıkıca bağlı olduğundan emin olalım. Sonra kayışa daha fazla balon ekleyelim. Eğlencesine farklı renkler kullanalım. Vay, harika görünüyorlar. Rengarenk ve çok canlılar. Sanki çiçeklerle kaplı gibi. Oo, ne kadar değişti. Al bakalım tatlım. Oh, mükemmel olmuşlar. Beni hep sen hazırlasana. Bunu şişirebilir misin? Tabii ki. Bekle bakalım. Yapabilirim, inanıyorum. İnanamadım ya. Değil mi? Ben de şoke oldum. Niye bu kadar sürüyor? Evet, sana daha ne dedikodularım var. Oh, Kevin hakkında mı? Ne yapmış tahmin bile edemezsin. Ha, yeter artık, başka bir yere gideceğim. Bir dakika. Ne kadar çok balon var. Sanırım işime yarayabilirler. Bir denemeye değer. Balonu şuraya koyayım. En sevdiğim ojemi alıyorum. Bu renge bayılıyorum. Boya fırçamı ojeye batırıyorum. Sonra da balonun üstünü boyuyorum. Ojeyi şöyle şuraya süreyim. Aynı şeyi farklı renklerle yapıyorum. Sonra da ojenin üstüne dalga deseni çiziyorum. Renkler birbirine karışıyor. Tırnağımı nazikçe ojeye batırmalıyım. Balonu patlatmak istemem. Ojeyi tırnağıma aktarabildim. Tam da istediğim gibi oldular. Oh, müthişler. Bundan para kazanmalıyım. Maniküre de bir daha para vermem. Ne düşünüyorsun? Ne giydiğini gördün mü? Aman aman. Ah, bunu nasıl yaptın? Aa, benimkileri de yap. Ne kadar istiyorsun, hepsini al. Sırrını öğrenmem lazım. Şu aptal balonlardan göremiyorum. Temizlik zamanı ördekçik. Banyoda çok eğleniyorum. Çok mutluyum. Bu ne anne? Hayır, o lazım. Hayır. Sorun yok, paniğe kapılma. Kesinlikle sorun yok. Ah, bak. Suyun hepsi gidiyor. Ama olamaz anne. Ağlama canımın içi. Durumu nasıl kurtaracağımı biliyorum. Ama şu balona ihtiyacım olacak. Ama anne. Nereye gitti o? Önce şu huniyi balona yerleştirerek başlayalım. Şimdi de bir tutkal tabancası lazım. Tutkalın huniye ve oradan da balonu akmasını bekleyelim. Yeterince tutkal balona girince huniyi çıkaralım. Sonra da balonun ağzını bağlayalım. Aynen böyle. Balonu gideri tıkamak için koyalım. Balon giderin şeklini kalıp gibi alacaktır. Küveti yeniden dolduralım. Tıpaya ihtiyaç kalmadı. Suyu boşaltmak istediğimde de balonu kaldırırım. Çok kullanışlı. Ah,
Ne yapıyorum? Banyo saati devam ediyor. Benim de bir fikrim var. Doldur gelsin anne. Havuz partileri gerçekten yorucu olabilir. Ve Kevin bunu zor yoldan öğreniyor. Of, ortalığın haline bak. Anlaşılan efsane bir partiymiş. Gözlerimi bile zor açabiliyorum. Ne? Yeterince uyudum. Bütün bunları nasıl temizleyeceğim? Biraz saklambaç oynama zamanı. Hadi bakalım. Bununla vakit kaybedemem. Vitesi yükseltelim. Ha? Bunun sorunu ne? Aa, hadi ama. Of! Buldum. Bu işi eski usul yapacağım. Bunlar niye böyle yapışıyor? Bu çok kötü. Sanırım gittikçe kötüleşiyor. Çekilin üstümden. Bu konfetiler daha da dağılabilir mi? Şuna bir baksana. Aslında bu bir çözüm olabilir. Süpürgeye çift taraflı bant yapıştır. Koruyucuyu çıkar ve işe koyul. Nasıl da tertemiz oldu. Gerçekten işe yarıyor. Annem hiçbir şeyi fark etmeyecek. Eve gitmeliyim. Sofia? Ah, derse fena geciktim. Of! Kahveye zaman var mı? Azıcık içeyim. Buralarda hiç fincan var mı? Cidden mi? Ama hemen kafeyi almam lazım. Oo, bu mümkün değil. Bunu bir şekilde almalıyım. Of ya. Hadi bakalım. Tatlı bir şey lazım. Bir kaşık şeker ilacı yutmayı kolaylaştırır sonuçta, değil mi? Şunu içerek yutayım. Biraz ılık su iyi olur. Ve işte arkadaşlar, tembeller böyle latte yapar. Aa! Televizyon seyrederken zamanı kontrol etmek kolay olmaz. Ve cips stoğunu da. Neyse, yemeği bırakayım en iyisi. Hey Lana, alışverişten dönmüş. Kevin, ben geldim. Harika. Bu daha fazla cips demek. Ama kanepeden kalkmak istemiyorum. O zaman en iyi askerimi yollayayım. Ama bir mesajla yollasam daha iyi olur. Harika. Az sonra nefis cipslere boğulacağım. En iyisi ona kaseyi yollayayım. Ha? Bu da ne? Bir not galiba. Ciddi misin Kevin? Ne tembel çocuk. Daha fazla cips mi istiyorsun Kev? Al bakalım. Lana, ayakların. Pekala mini kamyon, git bakalım. Şu cipe de bakın. Cipsler geldi. Tam tembellerin hayali değil mi? Asla kanepeden kalkmam gerekmiyor. Başka ne lazım? Su olmadan piknik olmaz değil mi? Sırada ne var? Bir bıçak lazım. Şu kılıç işe yarar mı? Sonuçta keskin değil mi? Tamamdır. Her şey tamam görünüyor. Bu piknik harika olacak. Şimdi hepsini sıkıca bağlayalım. Temiz hava, bol güneş. Ben geliyorum. Bu gezide bot giysem daha iyi olur. Beyaz ayakkabılarımı kirletmek istemem. İşte. Tam da zamanında gidiyorum. Bu benim telefonumu. Almayı unutmuşum. Ne sinir. Bir dakika.
Botlarım çok pis. Bütün evi kirletirim şimdi. Kevin de beni öldürür. Bu çamur mu? Hayvan gibi yaşamak istiyorsan git dışarıda yaşa. Ay, bunu yapamam. Ama botlarımı da çıkarmak istemiyorum. Hey, peki ya şu plastik poşetler? Aslında onları kullanabilirim. Bunları giyebilecekken ayakkabıları niye çıkarayım ki? Sıkıca bağla. Bunlar çamuru engeller. Zeki miyim, neyim? Selam Adam. Hey, ikimize biraz patates kızartması aldım. Yaşasın en sevdiklerim. Ah, önce sen başla. Ketçapsız kızarmış patates olmaz. Evet, ketçabın tamamını. Vay canına, sende de biraz fazla olmadı mı? Aa, yok, şimdi değil. Ketçabı patates kızartmasının üstüne sevmem. İçine batırmayı severim. Yani ketçabı koyacak bir kap lazım. Tamam, kenarlar kıvrıldı. Şimdi ketçap koyacak yerim var. Bak, minik bir sos kabı yaptım. İyi, güzel. Ha, ellerimdeki de ne? Bu ketçap da nereden gelmiş? Of, kabın altındaki delikten sızmış. Hepsi mahvolmuş. Ay, aman tanrım. Ha, bütün yüzüm patates oldu. Çok fazla ketçap sıktığını söylemiştim. Aman ne komik. Neyse ki hamburgerim duruyor. Öf, bugün berbat bir gün. Rafların tozunu alıyorum. Odamı temizliyorum. Ah, temiz odalara bayılıyorum. Ah, şu battaniyeyi katlamam gerekiyordu. Of, bunu tek başıma yapmak zor. Belki şöyle denesem. Pekala, bu sefer yapacağım. Of, bu niye bu kadar zor? Aslında ara vereceğim. Ha, şimdi anladım. Ah, kanepe canavarı. Ha, benim. Bir türlü katlayamadım şu aptal battaniyeden saklanıyordum. Cidden mi? Ben sana yardım ederim ha. Tek yapman gereken yere yaymak. Ucunu iki kere katla. Ve yandan da bir kere katla. Şu yana kay ve ortayı da katla. Şimdi de ikiye katla ve artık bitmek üzere. Şu kalan kısmı da içine sokabilirsin. Ta-da! İşte mükemmel şekilde katlanmış battaniye. Vay canına, bunu gösterdiğin için teşekkürler. Şimdi her şey derli toplu oldu. Çak! Bir oyunun tam ortasındayken gözlerini bir saniye bile ayırmamalısın. Bu round benim. Bugün niye bu kadar susuyorum ya? Hadi ama. Şimdi bitemezsin. Gerçekten çok susadım. Neyse, gidip yenisini alayım. Bunların kutularını daha büyük yapmalılar. Hah, selam tatlı kolalar. Artık bitmez. Bir dakika, yok. Bir kutu düştü millet. Ve aynen Kevin'da. İyiyim. Sanırım yani. Of, bunlar da ne? Bir dakika, aklıma müthiş bir fikir geldi. En sevdiğin çiçeklerden 7 kutu al ve bir araya getir. Sonra da koli bantıyla hepsini böyle tuttur. Şimdi hepsini teker teker aç. Ve içlerine pipetleri koy. Son olarak pipetleri bir paket lastiğiyle bir araya getir. Sonra da iç. Vay canına, bu cidden harika oldu değil mi? Pekala, içecekler hazır. Ve oyuna geri döndük. İşte devasa bir yudum.
baksana, Steven nasıl odaklanmış. Biraz ya, en yüksek puan almama engel olamaz. Kafein de alayım. Hepiniz öleceksiniz zombiler. Birkaç saat sonra görüşürüz. Sen ne zamandır oyun oynuyorsun? Steven, sana diyorum. En son ne zaman çamaşır yıkadın? Burası iğrenç kokuyor. Oyunla meşguldüm. Toparla biraz kendini. Ama keyif kaçırıcı. Hadi rekor kıralım. Saat neredeyse 7 mi olmuş? Lana her an eve gelebilir. İşte. Hepsi buraya sığar değil mi? Hepsini tıkabilecekken neden temizleyeyim ki? Masayı da toplamam lazım. Kendimi ele vermek istemem. Hey, selam Lana. Gördün mü, biraz sert olmak işe yarıyor. Burası da amma sıcakmış. Ceketimi çıkarayım. Burada ne öldü? Bu şeyleri buradan kaldırmalıyım. Ağzımdan nefes alabilirim herhalde. Bu çamaşırlar bir atı bile öldürebilir. Neden kıyafetlerini yıkamıyor ki? Bir dakika. Bu pis kokudan nasıl kurtulacağımı biliyorum. Önce bir hijyenik pet al. Kanatlarını katla. Sonra üstüne çamaşır yumuşatıcısı dök. İşte hazır. Mis gibi kokuyor. Bunu dolaba yapıştırıyorum. Kokudan kurtuluş başlasın. Ah. Ama Steven daha benden kurtulamaz. Steven! Of, bu oyun çok zor. Ama çok iyi gidiyorum ha. Biraz enerji toplayayım. İçeceğin nerede? Ay, kötü adam beni yakalamak üzere. Ah, olamaz. İçeceğimi her yere döktüm. Bak işte bir pipet. Bu işini kolaylaştırır. Oo, çok zekice. Şimdi hem oynayıp hem de bir şeyler içebilirim. Sadece şu pipeti yakalamalıyım. Bir dakika, neler oluyor? Gelsene şuraya pipet. Daha da fazla yardıma ihtiyaç duyduğuna inanamıyorum. Bak, pipeti çıkar. Halkayı deliğin önüne çevir. Pipet halkanın tam içine sığar. İşte bu kadar. Artık önüne çıkmaz. Nasıl bu kadar zekice şeyler yapabiliyorsun? Haklıymış. Çok iyi işe yarıyor. Pekala, sırada balonlar var. Bu parti çok eğlenceli olacak. Balonları herkes sever. İşte tam gereken miktarda hava. Sadece düğüm atmalıyım. Of, niye bu kadar zor ya? Dur, geri gel, uçmayı bıraksana. Partim için bana lazımsın. Hey, parti hazırlıkları nasıl gidiyor? Ay pardon, şu balonları şişirmeye çalışıyordum da. Gerçekten mi? Bu konuda yardımcı olabilirim. Dolabında gizli bir silahın var. Bir askı. Bak şu balonu ver de göstereyim. Ucunu askının tellerine sar. Sonra içinden geçir ve askıdan çıkar. Sonra da sıkıca bağla. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ay, çok kolay ve zekice. Bu işleri çok daha kolaylaştırıyor. Hadi parti başlasın. Woohoo, parti zamanı, bastır.
Ütü mü yapıyorsun? Şunu da ütülesen olur mu? Dolabımda der top olmuş duruyordu. Hayır. Of ya. Hey Lana, çok güzel bir lütfen desem. Hayır. İyi, ben de buruşuk gezerim. Hayır dediysem hayır Kevin. Aynen dolaba dönüyor. Bu temiz mi? Kesinlikle olmaz. Yine mi kareli? Yok. Sanırım bu eski buruşuk tişört kazandı. Bir dakika. Belki de bunu kendim halledebilirim. Hey! Çabucak biraz su buharı mı lazım? Tişörte su püskürterek başla. Sonra vantilatörü aç. Ve bırak kalanını bilim halletsin. Kururken kırışıklıklar da düzelir. Birkaç dakika sonra hazır olur. İyi gösteriydi ha? Bakalım nasıl görünüyor Kev? İşte kırışıksız diye buna denir. Hiçbir şey yapmadığın için teşekkürler Lana. Kraliçeler kırmızı mücevherler takar değil mi? Gerçekten asil olsaydım bu işte harika olurdum. Anlaşılan güneş kremi gerçekten işe yarıyormuş. Sürmeyi unutmazsan tabii. Nefes alınca bile canım acıyor. Korkunç görünüyorsun. Of ya. Fena yanıyor. Lana yardım et. Ay, biraz serinlemen lazım. Anneme onu sevdiğimi söyle. Tamam tamam. Peki ya ayakların? Bütün plajı eve getirmişsin. Her yer kum olacak. Terliklerime bir ulaşabilsem. Yok olmuyor. Ay, bu da diken dikenmiş. Bir dakika. Bununla bir şey yapabilir miyim acaba? Bu konuyla ben ilgileneceğim. Bu terlikler ayak temizleyiciye dönüşebilir. Fırçayı ters çevir. Ve arkasına sıcak silikon sür. Dört yanına da sür. Sonra da terliğin tabanına yapıştır. Kenarlara biraz sıcak silikon sür. Ve birkaç plastik taş boncuk yapıştır. Ve ne kadar renkli olursa o kadar iyi. Topukları da yapınca işin bitecek. Harika. Doğruca duşa yerleştir ve o kumlu ayaklarına giy. Şimdi kum yıkanıp gider. İşte tembel işi ayak temizleme. Çünkü temiz ayaklar mutlu ayaklar demektir. Dersten önce çalışıyorsun ha? Sessizlik fazla sürmeyecek. Bu Kevin mi? Yanındaki sandalye boş. Hangimiz kapacak? Yakaladım. O bir ayı mı? Yani hep erken mi geliyorsun? Harika. Demek Bella mızıkçılık ediyor. Bu oyunu iki kişi oynar ama. Biraz makyaj tazeleyeyim. Ve bu ruj günü kurtaracak. Bugün ayak bileğinin arkasına sürersen fena halde yara gibi durur. İyice sür. Oyun başlasın. Koridorda görüşürüz. Çok komiksin Kevin. Ay! Yardım et. Ayakkabım çok acıtıyor. Lana, iyi misin? Topuğum. Aa, zavallıcık. Bugün seni ben taşıyayım.
Bazı kişiler için birkaç işi bir arada yapmak neredeyse imkansızdır. Özellikle de işin içinde keskin bıçaklar varsa. İşte. Yo. Alo? Neyse, hala oradaymışsın. Yerlerin iyice paspaslanması gerekiyor. Dikkat et. Asla yedek bir parmağı yabana atma. Ya da burnu diyelim. Yoo, suya düşme. Yakaladım. Teyit geçti resmen. Burada işime yarayacak bir şey var mı acaba? Ding ding ding. Bu saç bantı telefonumu yukarıda tutar. Şunu kafana geçir. Ay ne sevimli. Arkadaşını ara. Ve telefonu lastiğe sok. Komik görünebilir. Ama elleri kullanmamak öyle güzel ki. Bayağı zekisin Kev. Kütük gibi uyumuşum. Ve bu sayede harika görünüyorum. Kesinlikle biraz bundan lazım. Bugün tıraş mı olsam acaba? Bu iyi bir his. Hey, bugün benim günüm olacak. Selam. Hadi uyan. Bu komik miydi şimdi? Hadi ama. Bu şeyde bakteriler ürüyor şu an. Bundan başka fırçam yok. Dur, bir şey deneyeceğim. Ağız gargaram bunu dezenfekte edebilir. Bir süre beklesin. Yakından bakarsan üstündekilerin döküldüğünü görebilirsin. Tamam, işte oldu. Temiz olduğundan emin misin? Kesinlikle. Peki. Bir şey görmüyorum. Ortalıkta dolanan bir şey yok. Neyi bekliyorsun? Steven!